diye aslında bir hizmet etme yeri değil de nasıl hizmet etmeme üzerinde kurulu bir düzen var ve bu bir alışkanlık haline gelmişti maalesef. Biz şimdi bütün 24 dairemiz ve diski dahil amansız tam zamanlı verim alabileceğimiz emekçi arkadaşlarımızdan yönetim kademelerine kadar bir bütünün hepsinin en doğru yerde görevlendirmesiyle ilgili bir çalışmamız da var. Sera başka değinir diye düşünmüştüm. Eksik kalan kısım buydu. Onu da tamamladık ve bu tamamlama süreci stratejik planın onayla birlikte artık bir bütün ile emeğiyle de planıyla da bütçesiyle de bir bütünü artık tam teşekküllü bir hizmete evrilebileceğimiz bir zaman dilimine girmek üzereyiz. Girdik diyebiliriz de aynı zamanda. Bu süreçleri bir parça hızlandırmak istiyoruz. Ama ben biraz olumsuz cevaplar üzerinden gitmek isterim ki şey anlaşılabilsin. Çevre Şehircilik Bakanlığı nasıl bu halkın faydasına olacak çalışmalarımızı durduruyor. Az önce bahsetmiştik, ulaşımdan başlamak isterim. Toplu taşıma araçlarımızın bekleme ve transferi için Yenişehir ilçesinde bulunan bir arsanın tahsisi için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdık. Dönüş yapılmadı. Yine uzun yıllardır gündemimizde olan tramvay hattının depo alanı için Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde bulunan bir arsanın tahsisi için Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdık. Olumsuz cevap verildi. Burası Sağlık İl Müdürlüğü'ne yani Sağlık Bakanlığı'na ait bir yer. İki defa yazışma yapıldı, iki defa olumsuz yanıt aldık. En son yerel yönetimlerden sorumlu eş sözcümüz Mehmet Rüştü Tiryaki'den rica ettik. En azından bu krizin aşılabilmesi için bu depo sahası çok önemli, hafif raylı sistemin depo sahası. Bununla ilgili girişimlerimiz sürüyor ve olumlu olacağına inancımız tam. Yine çok amaçlı spor kompleksi için Kayapınar ilçesi Talaytepe mahallesinde bulunan bir arsanın tahsisi üzerinden çevre şehirciliğe başvuru yaptık. Olumsuz cevaplandı arkadaşlar. Yine sosyal hizmetler dairemizin işsiz gençlere yönelik istihdam amacıyla kurmak istediği mesleki kurslara dair Sur ilçesi Cevatpaşa mahallesinde istediğimiz bir parsel var. Bunun için de Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdık. Olumsuz cevaplandı değerli arkadaşlar. Yine kayyumlar döneminde Kültür Daire Başkanlığı'na bir protokol ile tahsis edilen 52 nolu Keçi Burcu var. Restorasyonu bildiğiniz gibi belediyemiz tarafından yapılmış bir burç. Ve kullanım hakkının tahsise dönüşmesi talebiyle yapılan başvurumuz yine Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından olumsuz yanıtlandı, reddedildi. Az önce bahsettik, bizler bu temizlik hususunun kentimizde 4 merkez ilçenin yükünü biraz hafifletmek için ve 2014 protokolüne geri dönebilmek için bizlerin yerel yönetimlerde önemli bir tecrübesi var ya, biz o tecrübeye her daim tutunmak istiyoruz. Çünkü o önemli bir tecrübe. 2014'te 4 merkez ilçenin temizlik sahası daha dardı. Ağırlıkta büyük şehrin de temizlik alanı ve bu işler daha iyi yürüyordu. Bu sebeple dedik ki biz yeniden o protokole geri dönelim ve ihale büyütelim. Araç ve personel ihalesi. Buna da yine 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 49B maddesinde belirttiği üzere temizlik ilçe belediyeleri tarafından yapılır diyerek talebimiz reddedildi. Oysa ki bu esnetilebilecek bir talepti. Buna da yine olumsuz yanıt aldık. Yine Sur ilçesinde çevre düzenlemesi ve park yapmak amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı maalesef Çevre Şehircilik buna da itiraz etti. Yine bizim konut sıkıntısını giderebilmek amacıyla kentsel dönüşüm alanı olarak daha önce belediyeye devredilen iş yapımı her ne hikmetse biz geldikten sonra yeniden kentsel dönüşüme, kentsel dönüşüm bakanlığına devredildi. Yine bakın Sur içi bölgesinde 2016 sonrası yaşanan çatışmalar ve benzeri belediyenin tüm yetkileri tamamen iptal edildi. O süreçleri arkadaşlar hatırlar. Sonra ne zaman ki kayyumlar atıldı peyderpey o yetkiler birer birer yeniden kayyumlu belediyelere verildi. Şimdi gelinen aşamada son 5,5 ayda ne oldu da yeniden eski şeye geri döndüler ve yeniden bu kısmi olan yetkileri yeniden iptal ettiler ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devrettiler. Sur ilçesi Bağvar mahallesinde bir mezarlık alanı istedik ve bu mezarlık alanı mülkiyeti hazineye ait bir yer. Bakın konu o kadar acil ki Yeniköy mezarlığımızda belki 3-4 aylık
yer kaldı. Bir cevap alamadık ve söz konusu yerin 20 yıllık ot bedelini belediyemiz 1 milyar 448 milyon karşılığında ödemiş.